İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Haberci Gazetesi. Akkuyu'da yandaş bilim insanları tespit yapacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ÇED olumlu kararına itiraz amacıyla açtıkları dava için 11 Temmuz'da keşif yapılacağını anımsatan Merçet Başkanı Sabahat Aslan, keşif heyetindeki bilim insanlarının yandaşlardan seçildiğini öne sürdü. Bu Türkiye'ye özgü bir model açıkçası. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ÇED raporu düzeni yapılmamıştır diyen Aslan, en büyük endişemiz şudur, Akkuyu, Fukushima ve Çernobil olmaya adaydır dedi. Kadın üzerinden siyaset yapmayın. Mersin Tabip Odası gebelik ve aile planlaması ile ilgili açıklamalara sert tepki gösterdi. Aile planlamasının anne ve bebek ölümlerini azalttığına dikkat çeken hekimler, kadın bedeni üzerinden siyaset yapılmasını yadırgıyor ve çok tehlikeli buluyor ve yetkilileri anayasal görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz çağrısı yaptı. Güney Gazetesi. Turizmcinin borç cinneti. Mersin'in Erdemli ilçesinde borçları yüzünden cinnet geçiren ve bunalımda olduğu belirtilen turizmci Murat Bayram, eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra tabancayla canına kıydı. Göletler ihale ediliyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın seçim döneminde söz verdiği gölet ve sulama projeleri için çalışmalar sürüyor. Mut ilçesi için 10 göletin proje yapım ihalesi 30 Mayıs'ta yapıldı. Bugün de 7 göletin proje yapım ihalesine çıkılacak. Elvan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mersinli hemşerilerim müsterih olsun. Verdiğimiz sözlerin hiçbir yerde kalmayacak. Hepsini tek tek takip ediyoruz ve bunları bir bir gerçekleştireceğiz." dedi. Akdeniz Gazetesi. Zarrab'ı kim Türk vatandaşı yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde, İran'a karşı uygulanan Amerika Birleşik Devletleri ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın tartışmalı Türk vatandaşlığını sordu. Kim ne söz verdiyse tutmalı. Mezitli Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısının ilk birleşimi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısına milletvekili Atıcı da konuk olarak katıldı. Toplantıda konuşan CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, "Büyükşehir MHP, Türkiye'yi AK Parti yönetiyor diye başarısız olsun demek bana göre vatan hainliğidir. Ama bu seçilmişlerin de verdiği sözleri tutmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcu. Kim ne söz verdiyse tutmalı." dedi. Yeni Güney Gazetesi. Çalışmak değil, okumak istiyorum. Mersin Barosu ile Mersin Sokak Çocukları Derneği'nin Dünya Çocuk İşçiliği Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği Çalışmak Değil, Okumak İstiyorum resim ve kompozisyon yarışması sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Su Ürünleri Fakültesi öğrenci bekliyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerini bekliyor. Geçen yıl öğrenci almayan fakülte bu yıl 10 kontenjan açtı. Fakülte dekanı Profesör Doktor Bedi Cicik, "Okulumuzun en önemli özelliği buradan mezun olan öğrencilerimiz mühendis unvanıyla mezun olmakta. Öğrencilerin bu yıla özel en önemli avantajı geçen yıl öğrenci almadığımız için taban puanının olmamasıdır." dedi. Hakimiyet Gazetesi. Aile planlaması anayasal görevdir. Türkiye'de 1980'li yıllardan başlayarak gebelik ve doğuma bağlı anne ve bebek ölümlerinin azalmış olmasında en temel etkinin etkin aile planlaması olduğunu kaydeden Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, üreme sağlığı hizmetlerinin aile planlamasını da kapsayacak şekilde herkese sağlanmasının devletin anayasal görevi olduğuna vurgu yaptı.
Blog yazarları Silifke'ye hayran kaldı. İngiliz seyahat ve blog yazarları Adana Mersin Gezi programı kapsamında 2 günlük Silifke gezisi sırasında Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir, Silifke Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Narlıkuyu Yöresel Köy Kahvaltısı'nda bir araya geldiler. Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersinli Londra Kültür Ateşesi Ali Selçukcan'ın Silifke'ye davet ettiği İngiliz seyahat ve blog yazarları Silifke'ye hayran kaldı. Mersin Gazetesi. Gişkat eğitimleri sürüyor. Gişkat Mersin Büyükşehir Belediyesi KOSGEB proje kapsamında gerçekleşen uygulamaları girişimcilik eğitiminin 2016 yılı itibariyle 6.sı devam ediyor. Gişkat Başkanı Ayferi Tuğcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2016 yılı sonuna kadar devam edecek olan bu program kadınların ağırlıklı olduğu, erkeklere ise pozitif ayrımcılık yapılarak oluşturulan homojen bir gruba hitap etmektedir. Yaklaşık 180 kişinin eğitim aldığı programda hedef yıl sonunda 350 kişiye ulaşmaktır dedi. Balık Ramazan'da ucuzladı. Mersin Balık Pazarı'nda av yasağı olmasına rağmen Ramazan ayı dolayısıyla fiyatlar düştü. Havaların soğuk gitmesi ve 12 milden önce av yasağından dolayı balık fiyatları ve balık çeşitleri etkilenmişti. Denizden az miktarda balık çıkarken balık fiyatları da yükselmişti. Ancak özellikle Akdeniz bölgesinde son günlerde havaların ısınması balık bolluğunu artırırken Ramazan ayının da araya girmesiyle birlikte fiyatlar da bir anda düştü.